Ben diyorum ki biraz böyle sohbet heyecan edelim. Heyecan mı yaratalım? Birazdan bir heyecan tamam, yaratalım. Peki. Birazdan. Hadi çünkü bakalım. İlk kez çıkıyor değil mi? İlk TV programını burada yapacak. Aa, büyük ya. Heyecan. Evet. Güzel. İnşallah ilk TV programını su da burada yapacak. Evet, aynen öyle. Gerçekten o olacak. Bu arada ben de suyu kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizin evladınızım. Çok güzel bir annenin, meşakkatli bir annenin, emek vermiş bir annenin ve müzik anlamında da gerçekten iyi çabalar göstermiş, güzel işler yapmış bir babanın kızı mutlaka iyi şeyler çıkacaktır. İkinize de soruyorum. Mesela hiç kızınıza da oğlunuza hiç böyle bir telkinde bulundunuz mu hani müzikle ilgili? İçinden geldi onların. Kesinlikle. Öyle doğdular. Öyle şükürler olsun. Olamaz. Tam aksine ben istemedim bile. Dedim ki yani çok zor bir camia bizim camiamız. Bunu ancak yaşayan biliriz. Hepimiz biliyoruz evet, yani. Evet. Kolay bir camia değil. Hani ben o sıkıntıları yaşadığım birçok şeyi atlattık, geçirdik, bir yerlere geldik. Aynı şeyi çocuklar yaşamasın ama... Şimdi tutamıyorsunuz. Şimdi bir de siz varsınız anne olarak. Tabii. Her şeyi iyi bilen ben varım, Rafet var. Yani evlatlarımıza maşallah hem bir koruma altında. Tabii ki. Daha tabii iyi ki ilerleyebileceğini düşün. Evet, kesinlikle. Yani bu camiayı bilen, bu mesleği bilen, ortamı bilen anne babaları var. Dolayısıyla Cengiz abinin de galiba. Evet, evet Cengiz tabii. abinin de oğlu. Onun da oğlu. Bayağı var. İbrahim abinin oğlu öyle. Değil mi? Öyle. İdo var. Tabii canım, bayağı var yani. Evet. Ve hepsi de başarılı olmuş. Bak senin kız hangisi? Nerede benim? Nerede benim kızım? Çıkaracak olan? Oh, şu sol taraftaki. Kızlar da maşallah ben melez gibiler ya. Ben doğdum. Bu şey mi hani? Rafet de benim çocuklarım işte melezler. Hayır, anlamıyorum. Hangisinin hani babasıyla tanıştırmıştı erkek kız falan bir şeyler vardı geçen. Alex, Alexandros, I love you Alex. Suel Nur, Şevval Nur, Tuğba. Su şarkı söyleyecek, buraya gelecek. Şevval arkadaki yüksek ihtimal mimar ya da psikolog olacak. Daha henüz belli değil. O ailenin fırfırı. Ben öyle diyorum. Aşkım benim. Yakında gelecekler. Çok özledim Ayşan. Göremiyorsun bak, sen değil de babasın. Almanya'dalar değil mi? Evet, babasın okay. Böyle bir gün bile Allah korusun görmesek, yani kokularını bile almasak. Yok, benim şu aralar pilim bitmiş vaziyette. Yakında gelecekler. Ama Rafet'le alakalı olan bazı işleri var. Rafet Almanya'da program yaptığından dolayı. Ya evet, ben görüyorum YouTube'da. Evet. Çünkü ben de YouTube'a başladım. Her şey dijital dünyaya kaydı. Programa başladığını gördüm. Aynen. Sen Rafet Hanım'ı takipten mi çıkardın? Çıkardım. Geçen sefer geldim burada ne güzel konuştun Rafet Hanım. İşte bak iyi konuşuyor. Her şeyi dedin unuttuk işte unuttuk, gençtik bitti, şöyle oldu. Unuttuk her şey oldu Aliş Hanım. Ben ayrıldığımda 25 yaşındaydım. Çok genç ayrıldım. Şu an 44 evet. yaşındayım. O zamanlar ve son konuşmamdır bu. Bak, hadi bismillah. Gerçekten söylüyorum. Tamam. Çünkü çok yoruldum Aliş Hanım ben. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Ama benim, geçen sefer çok güzel şeyler bebeğim konuştum. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Yorgunluğunun en temel sebebi ne? Hep onu konuşmak. Okay. Ya işimi konuşamıyorum, anladın mı? Müzik yapıyorum, konuşamıyorum. O kadar baskın bir isim ve karakter ki. Yani her yaptığım bir şekilde hep Rafet'in karısı Tuğba, hep Rafet'in karısı Tuğba. Tuğba vardı zaten Rafet gelmeden böyle önce. Böyle Aziz Nesin'in bir hikayesi var biliyor musunuz? Aysel Hanım'ın kocası hikayesi. Bilmiyorum. Onu mutlaka herkes okusun. Ben seni çok iyi çok anlıyorum. Çok teşekkür Aziz ediyorum. Aziz Nesin bunu ama hikayeleştirmiş. Ama bir şey diyeceğim. Mesela senin oğlun şimdi çıkacak. Şimdi diyecek ki Seher Duman'ın oğlu Alan. Sonra mesela o senin kendi yolunu bulduğunda o zaten uçup gidecek. Şimdi şeye benzetiyorum biz ona ben. İzin vermeyeceğiz kuş yuvasına işte. Benzetiyorum. Heh. Anne besliyor bir süre sonra diyor ki hadi diyor. Ve o kuş yuvasını kenarına çıkartıp bir tık gagayla itiyor böyle onu. Ve o kendisi düşerken kendi kanatları uçmaya başlıyor. Evet. Şimdi sen son konuşman ne için onu çok merak ediyorum. Aynen, burada artık son konuşmamı yapmak tamam. istiyorum gerçekten. Birçok basında değerli dostlarımız, arkadaşlarımız bu çok olay oldu. Burada son noktayı koymak istiyorum tamam. Ayşen. Çok ciddiyim. Tamam, dinliyoruz. Şöyle bir durum var. Rafet'le biz ayrılırken iki tane evladımı Almanya'da bırakıp gelmiştim ben. Çok evet, zorlu çok dönemler acımış. Atlatmıştım. O dönemi sen çok iyi bilirsin Seda Hanım'ın programlarında falan aynen. yan yana gelmiştik. Sonra benim hukuksal savaşım yıllar boyu sürdü. O dönem ben hiçbir şey istemedim. Şimdiki arkadaşlarımız gibi küçümsemiyorum, dalga da geçmiyorum, alay da geçmiyorum. Herkesin isteğidir. Ne para istedim, ne pul istedim, hiçbir şey istemedim. Hiçbir şey, sadece iki kızımı istedim. Nafaka falan dönüyor. Hiçbir şey istemedim. O da yok. Hiçbir şey almıyorum ben. Almadım da. Bir 4,5 yaşında, bir de 2,5 yaşında iki tane kızımı istedim tamam. Almanya'dan. Ne Almanya verdi ne Türkiye alabildi. Hmm. Benim hukuksal savaşım yaklaşık 6-7 yıl sürdü ve bu hep basının önünde ben oldu. Ben o zamanki streslerini hatırlıyorum. Ben çok parçalandım. Beni hep reyting uğruna harcadılar.
reyting uğruna benim tüm parçalarımı aldılar. Ve bunları hepsini Allah'a havale ediyorum. Tuğba'yı yarattılar. Şu an bak böyle konuşuyorum ya. Şu Tuğba'yı yarattınız. Teşekkür ediyorum sizlere. Çok enteresan bir tespitin bak, bu senin. Bak. Kızlarım büyüdü ama ne dertlerle büyüdüler. Kötü anlamda değil. Ayrılıkla büyüdüler. Derdin en büyüğü ayrılık zaten. Evet annesi. Tabii anne babam. Ve kızlarım büyüdü. Bu arada ben yine Rafet'e, Rafet kötü şarkıcı demedim, Rafet kötü bilmem ne demedim. Ben babalığına, bir anne olarak babalığına laf söyleme hakkı banadır, ben derim. Çünkü o benim eski kocamdı. Şunu da hemen söylemek istiyorum. Ne bir kadın erkekten çocuğunu kaçırırsa o kadın iyi anne değildir. Bir, bir daha iki. Ne de bir erkek çocuklarını alıp anneye göstermezse... 4 yıl ben hiç görmedim bu arada parantez altı çizgiyle. Nasıl ya 4 yıl nasıl dur bak mi? Şu lafımı bitireyim. 4 yıl görmediğimden dolayı bana kimse demesin ki iyi bir baba ya. İyi baba değil. Babalık da ayrıdır. Her baba, her erkek baba olamaz. Her kadın da anne olamaz. Çok yerinde tamam bir tespit bu. Kesinlikle katılıyorum. İyi diyorum. Vay Rafet. Yine Rafet'in adını andı. Yahu kötü demiyorum. Zaten çocuklarım büyüdü. Kötü bir adı. Yani kötü birisi değil. Tabii canım. Yani değil. Tabii ki. Niye ama bir ben... şey diyeceğim. Kötü bir baba olsa yanına çocukları almak ister mi? Mesela aşkım bunun amacı bak, senden koparmak mı? Anlamadım. Canımın içi. Onun içine her şeyi koy. Esas. Hani hep beni şöyle de yordular. Tuğba reyting için kızlarını harcıyor. Bu bir reklam ileride patlatacak. Bir sürü duayen bu lafları söyledi biliyor musun? Şu an senin, benim tanıdığım, bizim tanıdıklarımız. Bak sen yıl 2021'e girdik. Anladılar herhalde zekasızlar. Bak o kadar net konuşuyorum sana. Neyse bu son konuşmam diyorum. Çünkü net konuşuyorum artık. Bitsin istiyorum. Bence de artık ben artık benlikten var, çıkmaya başladım arkadaşlar. Yani şöyle. Tamam hadi Rafet'le ilgili haberleri son dakika Tuğba'dan alacağız. Rafet gelsin konuşsun. Ya Rafet'i takip ediyorum. Yine kötü değiliz bak. Ne tartıştık ne ettik hiçbir şey yok. Ben artık ayrılmak istiyorum dedim. Yani bıktım. Tek ortak noktanız var çocuklar. Çocuklarımız. İkiniz ayrı insanlar. Başka bir şey yok. Tabii ki. Ve bu durum altındayken de ben kendimi iyi ifade edemiyorum. Şarkılarımı bak ne güzel şarkı yaptım. Ya kiminle yaptın Tuğba? Ne zaman yaptın? Hangi ara yeni şarkılar var mı? Konserler vardı gidemedik yapamadık. Yeni bir şeyler var mı? Peki bir şey diyeceğim. Bu son noktaya getiren bak, şey ne yok, oldu senin? Bu patlamalar. Yine basında Rafet'le alakalı geçenlerde yine öyle bir şey okudum bak artık her gün bir şey oluyor çünkü hayatımda. Ya sen istiyorsun ki Tuğba Altıtop lafı geçtiği zaman artık Rafet Öneman lafı geçmesin. Bir zahmet. Ama bu mümkün değil ki. Hayır. Mümkün değil. Bu şu bak böyle olacak. Evet Tuğba'yı alıyorsunuz. Beni çağırdınız çok teşekkür ediyorum size. Beni çağırdınız Tuğba'yı çağırdınız. Rafet'le ilgili ben yine kötü bir şey söylemedim. Bak dedim mi demedim. Hayır niye söyleyesin ki? Ha demem zaten. Niye söyleyesin ki çocuklarını ya o zaman çok küçüktünüz bir sürü şey yaşandı. Canımın içi evet bitti. Ama bitti. Hı. Bitti. Kızlar ne diyor buna? Şu an kızlarım çok mutlu maşallah. Hepsi büyüdüler dalyan gibi oldular. Meslek sahibiler artık onları ilerletmemiz lazım. Bak. İleride kızlarımın eltileri, görümceleri, kaynanası, osu, dıdısı, bıdısı olacak. Ya Şevval anlatsana bana ileride geçmiş zamanda sizin başınıza neler gelmişti. Eğer ben hala bu konuları konuşuyor olursam evet, ileride ben bunlara prim vermiş olacağım. Ama bak kızını istemeye gelecekler yine sen Rafet'le oturacaksın. Ben yine anne, oturacağım baba. Bak iyi günde de kötü günde de biz beraberdik beraber de olmak zorundayız. Öyle bir ayrılık yok. Bence siz ikiniz de düzeyinizi koruyun. Koruyoruz. Oyuna gelmeyin. Fakat kışkırtmalara gelmeyin. Ya basın haber yapmak isteyecektir. Ben şunu, hakkı, ben şunu anlıyorum. Sen diyorsun ki her konuda böyle ayrılık konularında da hep ben konuşuyorum. Rafet hiçbir şey konuşmuyor. Aynen. Sanki ben bunu reyting uğruna bir şey yapıyormuş gibi. Aynen, ya da bunu işe paraya çeviriyor aynen gibi öyle görünüyorum. Mesela son dakika haberi. Ya ben, hayır biz Rafet'le ayrılalı yıllar oldu. Hayatından o köprünün altından çok sular geçti. Artık biz büyüdük. Büyüdük. Bayağı. Zaman geçti. Bayağı. Yani bu iş belki... Bilmiyorum ben düşünüyorum. Bak, buradan, İleride bir evlenmeyi düşünürsen, hayatına bir almayı düşünürsen belki o zaman kapanır ama değil mi Seher? Yani... Evet evlenmek için de evlenmek istemiyorum. Ben bunları düşünmedim mi? Bence herkes o Aziz Nesin'in... bir daha söyler misin? Aziz Nesin'in Aysel Hanım'ın kocası hikayesini okusunlar. Aysel Hanım'ın kocası lütfen Aysel okuyun. Aysel Hanım'ın ben kocası okuyayım. Hikayesini biz okuyun. Zahmet. Tabii o bir kitabın içinde bir hikaye. Tamam, ama birçok ünlünün ismin okuması gereken bir hikaye. Tamam bu konuyu da kapattık peki. Evet.